3, 4, 5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet düzgün yavaştan doğrusal hareket sorulara devam edelim. Şimdi sorumuz şöyle. Doğrusal bir yolda sabit iğme ile, ile hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. araç 6 saniyede durduğuna göre aracın ilk hızı ve iğme büyüklüğü kaçtır diyor. Yine arkadaşlar bir grafimizi hemen çizelim. Şimdi bir hız zaman grafiği oluşturursak şu şekilde. Burası V ve T ekseni olsun. Hemen değerleri aynı Burası V, buranın T olduğunu biliyoruz. Aracımız ne yapmış? Belli bir V ile başlamış ve en sonunda durmuş. O zaman grafiğimizi yine V ekseninden sıfır noktadan çekmemiz gerekiyor. Şimdi aracımız kaç saniyede gelmiş? 6 saniyede bu noktaya gelmiş. Ve aracın toplamda aldığı yol 54 metre. O zaman bu alanın bize 54'ü vermesi. O zaman şöyle yapalım. V çarpı 6 bölü 2 o zaman 54'ü verdiğine göre 6'yı 2'ye bölersek 3 yapar. 3 V 3 V eşittir 54 ise o zaman V ifademiz ne oldu? 18 oldu. O zaman aracımızın ilk hızı 18. Şimdi aracımızın ilk hızı 18 oldu. İğmesini soruyor. İğme buradaki eğim demektir. O zaman eğimi bulurken delta V bölü delta T'den bulmuyor muyuz? O zaman hızımızı 18'den 0'a düştü. Kaç saniyede? 6 saniyede. O zaman iğmemiz buradan 3 metre bölü saniye kare olarak bulmuş oluyoruz. Ve cevabımızı deniz olarak işaretleriz arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuz. Doğrusu bir yolda hareket, hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekildeki midir? 0-3 T aralığındaki hareketi için aşağı hangisi yanlıştır? Şimdi bize bir konum zaman grafiği vermiş ve bunlar bize arkadaşlar burada hızların değişimini söylüyor. O zaman şöyle yapalım. Şimdi grafiğimizi tanımak için hemen bir hatırlama yapalım. Şimdi xt grafiğimiz, xt grafiğimiz şu şekilde olduğu zaman bu hangi hareket hızlanan harekette? Eğer şöyle olduğu zaman da kambur grafik olduğu zaman da bu yavaşça. Yavaş. O zaman bu hızlanan hareket grafiklerimiz, bu da yavaşça yavaş hareket grafiklerimiz. Şimdi hemen bir hız zaman grafiği çizmeye çalışalım ve hız zaman grafiği üzerinden yorumlar yapalım. Şimdi hız zaman grafiğini şu şekilde çizdiğimiz zaman şurası yine V eksenimiz, burası T eksenimiz olsun. Burası hangi grafiğe benziyor? Yavaşlayan grafik. Artı yönde yavaşlayan grafik. O zaman burası artı yönde yavaşlayan grafik. Burası, e, şurası oluyor. Eksi yönde hızlanan. Eksi yönde hızlanan oluyor. Burası da arkadaşlar eksi yönde yavaşlayan oluyor. O zaman grafiklerimizi tek tek çizersek Şimdi ne yaptı İlk başta? Cisimiz ne yaptı? Yavaşladı. Ne yönde yavaşladı? Artı yönde, artı yönde şu şekilde yavaşladı. Daha sonra eksi yöne hızlandı, eksi yöne tekrar hızlandı ve tekrar ne yaptı? Eksi yönde yavaşladı. Yani grafiğimiz şöyle bir grafik oldu. O zaman burada hızımız buradan v'den t sürede buraya geldi. Şurada. 2 t sıra de buraya geldi ve 3 t sıra buraya geldi. Evet şimdi gelelim şıklarımıza hangisi yanlıştır diyor. 0 t'nin hızı azalmıştır. Evet 0 t'nin hızı azalmıştır. Bu ifademiz doğru. Ee, t 3 t aynı yönde hareket etmiştir. Ee, t 3 t tabii ki eksi yönde gitmiştir. Çünkü a, buradaki bölge eksi bölge olduğu için eksi yönde veya grafiğin buradan da anlayabiliriz. O zaman bu ifademiz de doğru oldu. T 2 t harekete başladığı noktaya yaklaşmıştır t 2 t aralığında evet burası a, artı x burası eksi x artı x eksi götürdüğü tekrar aynı noktaya bak buradan başlamış tekrar buraya gelmiş o zaman bu ifade doğru 2 tane de hızı 2 tane de hızı 0 diye de yine ne olmuş bakın eksi ve bir hız değişimi var o zaman bu ifade o zaman yanlış diyeceğiz evet yanlışı bulduk 2 t 3 t aralığında hız vektörü vektörü zıt yöndür 2 t 3 t aralığında yavaşlayan hareket var şimdi yavaşlayan harekette hız vektörü ile iğme vektörü zıttır. Çünkü yavaşlaması için aracın hızının iğmesinin ters olması Bu ifade o zaman yanlış olan cevabımız deniz olarak işaretmiş olur. Evet, üçüncü sorumuz şöyle. Yatay bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın hız zaman grafiği nasıldır? Diyor. Şimdi arkadaşlar hız zaman grafiğini şöyle inceleyebiliriz. Öncelikle konum grafiklerini yine hatırlayalım. Konum grafiklerimiz şöyle olduğu zaman şu hareketi gördüğümüz zaman neydi? Bu hızlanan hareket grafikleriydi. Şu hareketimizi gördüğümüz zaman da yani kamburlaşmışsa o zaman hareketlerimiz yavaşlayan hareket grafiklerimiz. O zaman burada bu grafiğimiz hangi harekete benziyor? Şuradaki harekete benziyor yani artı yönde burası hızlanandır. Şu grafikte yaşlı kağı, yaşlı kağı'nın şurası benziyor. Yani artı yönde yavaşlayan. Bu hareketimiz de, eksi yönde hızlanan. O zaman ne olacak? Grafiğimiz artı yönde hızlanması lazım. Artı yönde yavaşlaması lazım. Eksi yönde lazım. O zaman cevabımızı burada Adana şıkkı olarak işaretlemiş oluyoruz. Ünlü hızımız artı yönde arttı. Bakın bu şekilde arttı. Sonra artı yönde yavaşladı. Sıfıra yaklaştı. Tekrar sıfırdan eksi yönde hızlanmış oldu arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Doğrusu bir yolda hareket eden aracın hız zaman grafiği şeklindeki bir değer. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Evet şeklimizi bir incelediğimiz zaman 0 3, 3 tü bir kez yön değiştirir. Şimdi yön değiştirme noktası grafiğin inkesi artı bölgeden. Yani burası pozitif bölgede burası negatif bölgedir. Negatif, negatif bölgeye geçtiği yer yani yön değişti. Burası o zaman nedir? Grafiğin yön değiştirme noktası. Demek ki bölge değiştiği zaman yön değiştirmiş oluyor. O zaman bu ifademiz doğru. 0 tl'deki eğimesi t2 tane eğmesinden daha büyüktür. Evet eğime neydi? Eğim demektir. Şimdi buradaki eğime baktığımız zaman buradaki eğim 2v bölü t'dir. Bu, bir, bu birinci kısımdaki eğime. Şimdi bize t2 t söylüyor. t2 tl'deki eğmesi de buradaki eğimi yazarsak, bu ikinci bölge eğimi yazarsak v bölü t'dir. Çünkü hız değişmiş. 0'dan v'ye gitmiş. Bu 2v'den v'ye düşmüş. O zaman bu ifade doğrudur arkadaşlar. 2T3 değerinde hızı azalmıştır. 2T3 değerinde sıfır noktasına tekrar yaklaştığı için bakın eksi V'den tekrar sıfıra yaklaşıyor. Cisim da yavaşlamış oluyor. O zaman 3. ifademizi doğrulamış oldu. Cevabımızı e, burs olarak işaretlemiş oluyoruz. Evet yine bir e, ilme zaman grafiği vermiş. İlk hızı 20 metre bölü saniye olan bir hareketin ime zaman grafiği şekildeki bir değer 6. saniye sonundaki hızı kaçtır? Şimdi iğme zaman grafiğinin ne bulur? İğme zaman grafiğinin alanın hız değişimi verir. Ve bize cismin 6. sene hızını soruyor. O zaman şöyle yapalım. Cismin son hızını bulurken cismin ilk hızını ne yapacağız? Hız değişimini ekleyeceğiz. Hız değişimi grafikte buluruz? Buradaki alan artı 10. 5 kere 10 oldu. Buradaki alan eksi 10. Buradaki alan da eksi 10 oldu. Toplamda o zaman hız değişimimiz. Bu olan bu bunu götürdüğü hız değişimimiz 6 saniyede eksi 10'luk bir hız değişimimiz var. Şimdi bizim aracımızın ilk hızı kaçtı? 20 metre bölü saniyede. O zaman eksi 10'luk bir hız değişimi olmuş. O zaman cismin son hızı 10 metre bölü saniye olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben videolarımızı mutlaka beğenelim arkadaşlar.